Zeynep'le Her Şey Dahil'den herkese merhaba. Bu videoda çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Tencerede ıspanaklı fincan kek yapıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli olan tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak kekiyle başlıyorum. Keki için 3 tane yumurtayı çırpma kabına alıyorum. Bir tanesini beyazını ayırdım. İçerisine 1 su bardağı kadar şeker döküyorum ve yaklaşık 2 dakika kadar çırpıyorum. Daha sonra içerisine yarım su bardağı kadar sıvı yağ ve 1 su bardağı kadar da ıspanak püresi ekliyorum. Ispanak püresini videonun sonuna ekledim, nasıl yaptığımı oradan bakabilirsiniz. Eklediğim malzemeleri şöyle bir çırptıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı kadar mısır nişastası döküyorum. Daha sonra da 1,5 su bardağı kadar unu eledim. Unu döküyorum ve 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Ve eklediğim malzemeleri güzelce çırpıyorum. Ve kek karışımımızı hazırlıyoruz. Daha sonra ise Hindistan cevizi toplar hazırlayacağım. Bunun için yumurtanın akını ayırmıştım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar pudra şekeri döküyorum. Ve daha sonra da 1 su bardağı kadar Hindistan cevizini azar azar ekliyorum ve bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra da içerisinden bir ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve elimle önce sıkıyorum. Sonra da bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra fincanların içerisine eritmiş olduğum margarini ekliyorum ve fincanların içerisini margarinle yağlıyorum. Daha sonrasında da hazırladığım kek karışımını fincanların yarısına girecek kadar döküyorum. Ve hazırladığım Hindistan cevizi toplarını bu şekilde fincanların içerisine bırakıyorum. Şöyle bir kaşık yardımıyla çok hafif bastırıyorum ve karışımın içerisine girmesini sağlıyorum. Bu ölçülerle 7 tane büyük boy kahve fincanı kek elde ediyorum. Daha sonra ise tencerenin içerisine fincanları bu şekilde alıyorum. Ve yarısına gelecek kadar sıcak su döküyorum. Ve fincanları bu şekilde hazırlıyorum. Kalan fincanları da diğer tencerede pişiriyorum. Ve daha sonra kapağını kapatıyorum. Ocağın altını açıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum. Ve yaklaşık 25 dakika kadar kekleri pişiriyorum. İlk 10 dakika kapağını açmayın. Daha sonra açıp kontrol edebilirsiniz. Kapakta oluşan buharlaşma keklere sızmıyor. Ama siz yine de isterseniz gözenekli bir kapak kullanabilirsiniz veya kağıt havlu serebilirsiniz. Ve daha sonra da pişen kekleri tencereden çıkartıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar fincanların biraz soğumasını bekliyorum. Hemen sıcak sıcak fincandan çıkartmıyorum. Sıcak sıcak çıkartırsak dağılabilir. Bu yüzden biraz 10-15 dakika beklememiz gerekiyor. Bekledikten sonra şöyle kenar kısımlarından bir bıçak yardımıyla çıkmasını sağlıyorum. Ve daha sonra fincanı ters çeviriyorum. Çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ben burada biraz daha çabuk olması açısından biraz daha sıcakken çıkardım ama ne kadar soğursa o kadar güzel sonuç elde edersiniz. Şöyle de bıçakla kesip içindeki Hindistan cevizini görmek istiyorum. Keki de görüyorsunuz yumuşacık olmuş. Zaten belli ediyor kendini. Oldukça pratik yapılan çok lezzetli bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Püre için 6-7 adet ıspanak yaprağı kullanıyorum.
İçerisine 1 çay bardağı kadar su ekliyorum ve blenderla püreyi oluşturuyorum. Fazla geleni de dondurucuda saklayıp daha sonrası için kullanabiliriz. Spanaklı püreyi de bu şekilde hazırlıyorum.